bir KHK açıklaması da yaptı. Biliyorsunuz geçen hafta Kılıçdaroğlu'nun KHK'larla ilgili açıklaması çok gündem olmuştu. İpek Özbey soruyor, Erdoğan KHK'larla ilgili yaptığınız açıklamanın ardından böyle bir yetkin yok, bu milleti aldatmaktır diyor. Ne diyorsunuz diyor. Kılıçdaroğlu da diyor ki Erdoğan ne dediğini bilmiyor. Bizim söylediğimiz KHK ile görevine son verilen barış akademisyenlerini göreve iade edeceğiz. İkincisi, herhangi bir nedenle KHK ile görevine son verilip savcılığın takipsizlik verdiği kişileri göreve iade edeceğiz. Üçüncüsü, yargılanmış, beraat etmiş kişileri göreve iade edeceğiz. Yani diyor, FETÖ'cüleri iade etmeyeceksiniz öyle mi diyor İpek? İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız FETÖ'nün siyasi ayağını ortaya çıkarmak olacak. Onların paniği oradan. FETÖ'cüler kim? Hangi ödünler verildi? Devlet bu hale nasıl getirildi? Hepsini ortaya çıkaracağım. Böylece bir anlamda kendi konuşmasıyla ilgili bir videonun yayınlanmasından sonra bu konuda yaşanan tartışmalara bir açıklık getirmiş oldu, bir son noktayı da koymuş oldu. Ne dersiniz Barış? Şimdi bu ayrım yapması çok önemli. Kemal Bey bu ayrımı düzenli olarak vurguluyor. Yani hani helalleşeceğiz dediği insanlar arasında bir şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 20 yıllık karanlığına hizmet eden insanların olmayacağını vurgulaması gibi tekrar devlette ya da kamu kurumlarında görev verilecek KHK mağdurlarının beraat etmiş ve herhangi bir suç örgütüyle ilişkisi olmayan insanlar olduğunu vurgulaması önemli. Özellikle Fethullahçılar konusunda insanlar açıkçası şeydi, endişeliydi. Ama şu var işte maalesef. Gökmen Karadağ, Türkiye'de adalet sistemi, adalet dediğimiz terazi o kadar bozulmuş ki Salim Şen bir avukat, onun da çok başına geliyordur. Ben bir gazeteci olarak sürekli bizi çeviriyorlar. KHK ile ihraç edilmiş, sonra aslında bir suçu olmadığı ortaya çıkmış, beraat etmiş, soruşturmalardan geçmiş ama hala atanmayı bekleyen ciddi bir insan kalabalığı var ve o insanlar açlar ve hiçbir yerde iş bulamıyor hale geliyorlar. Benim bildiğim solculuğuyla bilinen insanları FETÖ'cülükle ihraç etti bu ülkenin maalesef sistemi. Bu gibi gerçekten mağduriyetler var. Zaten bana kalırsa yeni iktidarın kurulduktan sonra ciddi komisyonların kurulması gerekiyor. Yani bu gibi 20 yıl boyunca yapılan adaletsizliklerin belki bazılarının tekrar yargılanması, belki bazılarının başkalarının ihraç edilmesi ama başkalarının devlette görev verilmesi gibi ciddi anlamda bir ayrıştırma yapılması gerektiğine inanıyorum. O anlamda bu ayrımın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fethullahçılardan çok çeken insanlar vardı. Ya acaba bunu istismar etti Adalet ve Kalkınma Partililer, ya acaba FETÖ'cüleri mi şey getirecek, tekrar devlete yerleştirecek? Bunu ilk biz karşı çıkarız zaten böyle bir şey olsa. Yani ilk biz karşı çıkarız. Hiçbir Fethullahçı terör örgütü mensubunun devlette tekrar görevi almasını zaten Kemal Bey'in de isteyeceğini düşünmüyorum. FETÖ'nün en fazla hedef aldığı liderlerden birisidir kendisi. Cumhuriyet Halk Partisi keza kumpaslar kurmuştur bu örgüt o partiye. O anlamda hani bu ayrımı en azından kamuoyunda yapmasının değerli olduğunu düşünüyorum. Tabii bu arada KHK, Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklamasının üzerine "Vay bak gördünüz mü? FETÖ'cüleri tekrar devlete sokacak" diye eleştiren iktidar ve iktidara yakın medya çevreleri son yıllarda ardı ardına geçmiş foto albümünde Fethullah Gülen'le karesi çıkan kişilerin çok önemli bürokrasi makamlarına atanmasını hiç dert etmiyor. Daha biz birazdan ne konuşacağız? Biz Ali Fuat Taşkesen'le onu konuşacağız. Ali Fuat Taşkesen'le oldu. 16 yıl Fethullahçıların finans kuruluşu olan Bankasya'nın yöneticiliği yapmış. Sonra SPK gibi bir kuruma atanmış. Biz şu an 180... Gülen'le fotoğrafı yok ama. Gülen'le fotoğrafı olan kim? Yani çok kişi var. Kim? Yakın zamanda. Nebati. Nebati var. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati var. Nebati var, diğerleri var. Yani ihale verdikleri Fethullah amca var vesaire vesaire. Yani şuraya gazeteciler var. Gazeteciler var. Fethullah Gülen'e ziyarete giden. Evet. Tabii canım. Orada ele tek öpmeye kalkışan. Hatta Gülen'in şey yaptığı, engel olduğu bir saniye ne yapıyorsun dedi yani. Hani düşün, bir gazeteci el öpmeye kalkışıyor Gülen'i ziyaretinde. Ne yazık ya, ne acı değil mi? Ondan ya? Sonra buna Gülen engel oluyor. Ya bu kadar yalakalığa gerek evet, yok diyerek. Evet, gerek yok. Ondan sonra giden gazeteci grupları
geldiklerinde kardeşim siz niye gittiniz denildiğinde ya biz gittik ama biz haber yapmak üzere gitmedik. Niye baba niye o kadar yol niye tepiyorsun? O zaman niye gittiniz oraya? Evet, maalesef. O zaman niye açıklıyorsunuz? Maalesef. Nasıl olacak bu işler? Ne dersin Sayın? Yani şimdi Kılıçdaroğlu'na diyorlar ya efendim işte hani biraz önce de Barış'ın da söylediği gibi iktidara gelirseniz efendim KHK'lıları geri alacaksınız öyle mi? Ya ona iktidara gelirse diye bir ihtimal üzerinden konuşuyorsunuz. Ya iktidarınızdakiler alıyor. Şu anda hepsi iktidarda. KHK'lıları da yani FETÖ'cüleri geri alacaksınız öyle mi diye eleştiriyorlar. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim. Nebati'yi eğer bakan olmasaydı ya da eğer Erdoğan'a yakın olmasaydı şu anda nerede olurdu? KHK'lı olurdu. Bekir Bozdağ nerede olurdu? KHK'lı olurdu. Abdülkadir Selvi nerede olurdu? KHK'lı olurdu. Bütün o bakanları, ya AK Parti'nin AKP'lileri %90'ı KHK'lı olurdu. Bugün devlette ne bakan bulabilirdiniz, ne yönetici bulabilirdiniz, ne bürokrat bulabilirdiniz kendinize yakın, ne Ali Fuat Taşkesenli oğlu SPK'ya başkan olabilirdi. Bunların hepsi KHK'lı olurdu. Siz KHK'lı bile yapmadınız. Yapmadınız. Yani FETÖ ile Fethullah Gülen ile ahbap çavuş ilişkisine girmiş. Dediğiniz gibi el etek öpmüş, bağlılığını arz etmiş, fotoğraflar çektirmiş, yardım etmiş. Ya Tamince nerede olurdu? Fettah Tamince nerede olurdu? Zaman gazetesinin sahibi bugün KHK'lı mı olurdu? Efendim şimdiki gibi protokolün ön sıralarında mı yer alırdı? 17-25 Aralık'tan sonra tabii daha sonra. Evet. Ya Bank Asya'nın ortağı sermayedarları bugün A ismi ile Erdoğan tarafından anılıp yine sağında solunda en yakın koltuklarında oturtulur muydu? Bank Asya'nın sahipleri. Salim Bey siz mesela Bank Asya'dan yüklü bir kredi alıp bir güzel bir villa falan alsaydınız herhalde bayağı bir başınıza iş gelirdi değil mi? En azından KHK'lı olurdum devlette olsaydım. Şimdi bakın. Hiç böyle lafı eğip bükmeyin. KHK ile yaptığınız uygulama Cumhuriyet tarihinin en büyük zulümlerinden birisidir. Çünkü neden? Çünkü yargıyı işletmediniz. Çünkü adaletle hükmetmediniz. Çünkü kendinizi temize çekmek için adeta sorumluluğunuzu nasıl üstünüzden atarız telaşı ile kırtasiye dükkanına girmiş bir fil gibi ortalığı toz dumana katıp sıradan gariban muhafazakar aidiyetleri üzerinden dini hassasiyetleri üzerinden davranan bir sürü insanı mağdur ederek bir dönemi temizlemeye çalıştınız. Şimdi benim için asıl olan adalet, hak ve hukuktur. Bir kişiye yapılmış haksızlık bütün topluma yönelmiş bir tehdittir. Hatta ne der Gandhi? Haksızlık yapıp herkesle beraber olmaktansa adil davranıp tek başıma kalmayı yeğlerim der. Şimdi eğer bir insan bir hukuk sisteminde ve bir hukuk devletinde soruşturma geçirip, savcılık soruşturması geçirip bir örgüte ait olmadığı, bir örgüt üyesi olmadığına ilişkin takipsizlik kararı alıyorsa, bir kişi bu konuda yargılanıp örgüt üyeliği hususunda bir mahkemeden kovuşturma geçirip beraat ediyorsa, yani suçsuzluğu sabit hale geliyorsa, fakat siz buna rağmen ben bunu dinlemem, ben buna tekrar haklarını iade etmem diyorsanız siz zalimsiniz. Siz hukuk tanımaz, siz zulümle iktidar eden bir yapı haline dönüşürsünüz. Devleti devlet kılan adil olmasıdır. Devleti devlet kılan hukuktur. Hukukun üstünlüğüne tabi olmasıdır. Bir mahkeme kararını, bir yürütme, bir idare organı eğer yok sayıp onun hususunda yerindelik denetimi yapıyorsa orada yargının da yerine geçmiş bir yürütme, orada hukuku da alaşağı etmiş, despotik ve keyfi bir idare kurmuş demektir. Şimdi herkesin söylediği sıradan insanlar, sıradan vicdanları rahatsız eden insanlar. Ya siz kumpas kuruyorsunuz kardeşim, kumpas kurdunuz ya. Bu ülkenin Milli Eğitim Bakanlığı
Gökmen Karadağ. Milli Eğitim Bakanlığı. Bakın dikkatle dinleyin. 17-25 Aralık'tan evvel kurulmuş Fethullah Gülen cemaatine iltisaklı bir sendikaya, yani aktif sen denilen bir sendikaya öğretmenlerin üye olması hususunda baskı kurdu ya Milli Eğitim Bakanlığı.